Merhaba, bir kere daha karşınızdayım. Yeni başlayanlar için kolay Latince metinler serisinin yeni videosunu çekiyoruz şu an. Ee, biliyorsunuz Bennett'in Easy Latin Stories kitabından bazı pasajları çeviriyorduk. Şimdi hemen hiç vakit kaybetmeden metnimizi açalım. Evet. Easy Latin Stories for Beginners kitabında birinci metni yapmıştık. Sonra ikinci metni yaptık. Şimdi üçüncü metindeyiz. En son Arion Korintos'a geri dönmek isterken denizciler tarafından neredeyse soyulmak ve öldürülmek üzereydi. Ee, hikayenin baş kısmını merak eden Dostlarımız önceki iki videoyu izleyebilirler. Biz şimdi fazla zaman kaybetmeden yani buradan devam edelim. Şimdi önce bir latince metinle karşılaştığımızda ilk yapacağımız şey okumak ve e, gördüğümüz temel unsurları e, analiz etmek. Şimdi bir bakalım. Yani bir metni görmeden üzerine konuşamayız. Önce anlamamız lazım. Bunun için de okumak okumak zorundayız. Inhas angustias redactus arion in puppi statit omni ornatus o Cümlemiz böyle. Burada bitiyor. Şimdi bakalım ne var ne yok cümlemizde. Tabii böyle bir cümleyle karşılaştığımızda ilk yapacağımız şey her zaman olduğu gibi e, yüklemi bulmak. Şimdi bakıyoruz şöyle bir. Inhas angustias, in akuzativus yapısı dikkatimizi çekiyor. Redactus arion burada bir nominativus singularis e, durumunda özlemiz bulunuyor. Input be stated, burada bir yüklem var. Omniornatus, so indudus, Yine burada nominatif uzayda bir yapı var. Geleceğiz. Yani burada bir tane yüklem var. Statit. Sözlüğe bakabilirsiniz bu noktada. Sto. Stare. Steti. Status. Evet. Şimdi bu fiil e, İngilizce'deki to stand gibi aslında ayakta durmak. Durmak. Beklemek kalmak vesaire anlamında. Şimdi evet. burada Statit dediğine göre arkadaşlar perfectum çekim gövdesi kullanılmış. Stat. stetit tabi perfectum çekim gövdesiyle yapılmış. Perfectum zaman üçüncü tekil kişi. Yani Statit durdu. Kim durdu? veya kim ayakta durdu. Burada aslında stostare fiilinde ayakta böyle dik bir e, pozisyonda durmak anlamı vardır daha çok. Stetit durdu diyor. Kim durdu? Bakıyoruz. Inhas angustias redactus arion. Arion durdu. Şimdi burada iki virgül arasında bir yapı var ve yüklem de oraya dahil ve yüklemden önce bir in artı ablativus yapısı var. Dolayısıyla burayı şöyle birlikte düşünebiliriz. In pupi diyor arkadaşlar. Bu diyor. Burada bu pis sözcüğü dikkatimizi çekiyor. Şöyle yan tarafı yapalım. Bu pis bu pis. Evet, feminenumudur. Şimdi bu aslında geminin arkadaşlar e, arka tarafıdır. Yani kıç kısmıdır. Geminin kıçı denir hatta buna literatürde yani denizcilik literatüründe geminin kıçı denir. Buna pupa veya puppa da denir. E, literatürde bir geminin arka tarafı pupis diye de karşınıza e, çıkabilir. Pupa diye de karşınıza çıkabilir. Pupa pupa olarak femininum. İki türlü de karşınıza çıkabilir. İki sözcükte Aynı zamanda geminin arka kısmından hareketle geminin kendisini de ifade eder hale gelmiştir. Yani biz bağlamda input bistedid, gemide durdu, gemide ayakta durdu diye de düşünebilirdik. Ama burada geminin arka kısmı muhtemelen kastediliyor çünkü neticede zaten gemideydiler. Geminin arka kısmında pubiste stated. Burada inar yapısı dikkatimizi çekiyor. In Puppi. Tabii Puppis, Puppis 3. Ekim'den Genetivus Singularis'i iste biten bir isim olduğu için bu isimlerin de femininum veya maskulinum e, ablativus singularisleri i ile bitiyor. Dolayısıyla Puppi yapısı kullanılmış. Yani genin arka kısmında stetit durdu diyor. Kim durdu? Zaten öznesi yanında Arion Arion geminin arka kısmında durdu. Şimdi burada Arion'la birlikte dikkatimizi çeken e, onunla birlikte giden başka nominativus halinde başka yapılar var. Yani burada Redactus'u görüyoruz arkadaşlar. Redactus yani Redactus Arion birlikte gidiyor. Bu Redigo fiili arkadaşlar tabi her zaman olduğu gibi ben neredeyse her videoda bunu söylüyorum bilginize güvenmeyin. Her zaman e, sözlük yanınızda olsun. Sözlük kullanın. Ben biliyorum zaten sözlüğe bakmama gerek yok cümlesini kabul etmiyorum. Yani bu mümkün değil. Ne kadar biliyorsan bil sözlüğe bakacaksın. E, bu redaktus sözcüğü arkadaşlar. Redigo. Redigo. Şöyle yazalım. Evet. Redigo. Redigere. Redegi redaktum fiildir. Şöyle onu da şöyle yapalım. Evet. Bu fiil arkadaşlar zorla zorla getirmek, zorla getirmek, geri getirmek, zorlamak, sürmek, sürükleyerek getirmek falan gibi birçok anlamı var. Şimdi burada redactus demiş. Yani bakın dikkat edin. Bu fiilin supinum gövdesinden türetilmiş aslında burada neyle karşılaşıyoruz? Bir perfectum participiumla karşılaşıyoruz. Yani burada perfectum participium var. Yani bir geçmiş zaman sıfat fiili var ve bu sıfat fiil biliyorsunuz edilgen anlamlıdır aslında ve redaktus arion getirilmiş olan anlamında veyahut zorla getirilmiş olan, maruz bırakılmış olan diye de çevrilebilir. Redaktus arion input stated. zorla getirilmiş olan arion geminin arka kısmında durdu. Şimdi burada e, virgülden önceki kısımda redaktus arion bir de in artı akuzativus yapısıyla beslenmiş gibi duruyor. Bakın in has, angustias. Yani burada aslında şurası birlikte düşünülmeli. Hatta Aryon'u da buna dahil edebiliriz. Yani şu şu unsurlara zorla getirilmiş olan Aryon. Aslında cümlemiz bu. Peki nedir onlar? Inhas angustias. Angustia şöyle yazalım. Angustia. Angustia. Birinci çekimden şöyle aşağıya doğru yazalım hatta. Angustia birinci çekimden bir isim. Ve darlık, dar alan, zayıflık, baskı, zorluk gibi çevrilebilir. Burada in yapısı kullanıldığı için angustialara dikkat edin burada angustias tabi defteri siz yazarken Altını çiziyorsunuzdur. Burada yer olmadığı için ben başka bir yere yazıyorum. Angustias, bu angustia sözcüğünün akuzativus pluralis hali ve cinside haliyle femininum. Yani bu, bu zor durumlara, bu zorluklara e, diye çevirebileceğimiz bir yapı hasla birlikte... Burada işaret sıfatı yanında bir isim olduğu için sıfat formunda. Yanında bir isim olmasaydı zamir olarak kullanılmış olacaktı. burada angustiasla birlikte gidiyor. Yani burada has angustias akuzativus pluralis femininum. Has da onu da yazalım. Hik haik hokun. Hik haik Has nedir? Akuzativus pluralis femininum hali. Ee, ve Angustias'la birlikte gidiyor. İnhas Angustias bu zorluklara zorla getirilmiş olan Arion veya bu zor duruma belki burada Angustia'yı e, çoğul yapılı ama e, tekil anlamda da düşünebiliriz. Böyle bir kullanımı da vardır. Bu zor duruma zorla sokulmuş olan, maruz bırakılmış olan Arion geminin arka kısmında durdu diyor. Cümlenin geri kalan kısmında omni ornatu so indutus diye e, karşımızda duran bu yapıda bir tane daha perfectum partiki yapıyorum var. Bakın indutus. Bunu da şöyle gösterelim. Farklı bir renkle gösterelim. Indutus. Indutus yapısını görüyoruz. Indutus arkadaşlar. Indu fiili Bakın şöyle yazalım. Aşağı yazalım. Induo Induo Induere Indui Indudum. Benim yazdığım gibi fiillerin Prisons birincideki kişisi zaten sözlükte böyle karşınıza çıkacak. Indo gibi. Sonra Prisons infinitivusunu yani masterını Indoere olduğu gibi ve perfectum bilinçteki kişisini yani induida olduğu gibi ve supinum gövdesini indutumu yazmamız lazım. Böylece fiili baştan aşağı görmüş olalım. Bütün gövdelerini görmüş olalım. Bunu alışkanlık edinelim. Sadece induera yazıp bırakmayalım. Bu giyinmek, takmak, üstüne almak anlamlarında kullanılır. Yani böyle kıyafetle, giysiyle, süsle vesaire kullanılır ki zaten burada da Omni ornatusso yapısıyla birlikte kullanılmış ama burada bilhassa bizi ilgilendiren nokta buradaki indutusun tıpkı redaktus gibi aslında aryonla birlikte gidiyor olmasıdır. Yani dikkat ederseniz redaktus da indutus da ikisi de kendi fiillerinin supinumlarından... Türetilmiş Perfectum Participium Masculinum Nominativus Singularis'lerdir ve Arion'la birlikte gidiyorlar. Nominativus durumundalar. Redactus Arion, Indutus Arion. Burada Indutus esasında e, giyinmek anlamında da düşünülebilir. Dolayısıyla giyinmiş olan yine Perfectum Participium tabii ki giyinmiş olan Ornatus Suo Omni tüm süslerini takınmış olan, giyinmiş olan, tüm süsleriyle e, donanmış olan, tüm süslerini üzerine geçirmiş olan Arion diye yine Redactus gibi Arion'a bağlanan bir yapı sevgili dostlar. Buradaki Ornatus o da Ornatus Ornatus ismidir. Bu da Maskulinum tabi dördüncü çekimden Genetivus singularis usta biten bir isim. Donanım, süs, ekipman gibi çevrilebilir. Tüm ekipmanıyla donanmış olan. Omni ornatuso. Bakın dikkat edin. Omni sıfatının ablativus masculinum singularisi neden şöyle yapalım hatta. Şimdi burada ornatu hangi halde? ablativus halinde sayısı nedir? E, singularistir ve cinsi de maskulinumdur zaten söyledik. Onunla birlikte giden omni so da aynı şekilde ablativus singularis masculinum olmak zorundadır. Çünkü sıfatlar her zaman söylüyoruz, karaktersizdir. Niteledikleri isimlere uymak zorundalar. Burada omni ornatusu tüm donanımını üzerine geçiren alan giyinen e, arion şeklini düşünmemiz lazım. In has angustia sedactus aryon om neonatso indutus impupistetit. Aslında cümlenin sıralaması bu. Belki e, şey de yapılabilir. Şimdi burada e, indutusla birlikte sanki bir e, est varmış gibi edilgen bir yapıda düşünülebilir. Bu sıra takibinde yani şöyle bir daha yorumlu bir çeviri de tercih edilebilir böyle durumlar. Çünkü burada aslında 3 tane eylem arka arkaya ve bu üç eylemden birincisi ve üçüncüsü perfectum partiki gösterilirken ikincisi ana cümlenin yükleme olarak karşımıza gelmiş. Yani bu zor durumlara sokulan Arion geminin arka kısmında durdu ve tüm ekipmanını giyindi gibi biraz daha yorumlu bir şekilde çevirebiliriz. Veya şöyle de diyebiliriz. Bu zor durumlara sokulmuş olan, işte zorla getirilmiş olan Arion tüm donanımıyla donanarak, tüm ekipmanıyla donanarak geminin arka kısmında durdu. ve ayakta dikildi şeklinde bir çeviriyi tercih edebiliriz. Devam edelim. Bu cümleyi hallettik. Tum tum unum e buz Kanere inkapit. Evet. Şimdi burada öncelikle bir tumu aradan çıkaralım. Tum sözcüğü daha sonra bunun üzerine böylece falan gibi çevrilebilir. Ama burada yani sonra diye hikayenin devamında yani birbirini takip eden e, olayların arasında işte önce şu oldu, sonra da bu oldu falan gibi e, devam sağlayan aslında bir zaman e, zarfı. Sonra da şu oldu. Sonra diyor tum, kanere e, inkepit. Bizim yüklememiz burada inkepittir arkadaşlar. Inkepit, inkipio, inkipere, inkepi, inkeptum. Başlamak demek. Değil mi? Inception filmi vardı mesela buradan gelir o sözcük. Başlamak demek. Şimdi burada inke e, görüyoruz. Zaten yine perfektum gövdenin e, kullanıldığı bir zaman bu. Perfektum zaman. Üçüncü tekil kişi başladı diyor. Inkepit. Tabi yüklem, yüklemde bir değişim yok. Şey, özür dilerim. Özne de bir değişim yok. Her defasında Aryon tabi burada kastediliyor. Aryon başladı. Neye başladı? Bu inkipio, inkipere fiili arkadaşlar bir mastarla kullanılabilir Türkçe'de olduğu gibi. Türkçe'de de bir şeyi yapmaya başlamak dersiniz değil mi? Burada da bir mastarla birlikte kullanılmış kanokanere fiili dikkatimizi çekiyor. Bakın hemen yanında kanokanere, kanere ingepit şarkı söylemeye başladı demek. Kano, kanere, kekini, kantum şarkı söylemek veya bu e, şarkı çalmak şeklinde de karşımıza gelir arkadaşlar. Burada tabii donanımla da müzik aletleri kastediliyor olabilir. Evet. Kana kanere kekini kantum. Buradan bir kere daha sözlükten teyit ediyorum. Tekrar tekrar söylüyorum. Her zaman sözlükten bilginizi teyit edeceksiniz. Sözlükten daha iyi bilme şansınız yok unu aklınızdan çıkarmayın. Kanere inkepit şarkı söylemeye veya şarkı çalmaya başladı arkadaşlar. Bu kanere fiili hani bir insanın kendi sesiyle şarkı söylemesi olduğu kadar bir müzik aletini çalarak e, müzik icra etmesi anlamında da kullanılır. E, bakıyoruz ne var ne yok. Unum e karmini buz diyor. Şimdi burada e, seslendirmek anlamı daha uygun olabilir. Seslendirmeye başladı. Çünkü Cano kanere fiilini sadece şarkı söylemeye başladı olarak kullanıp bırakmamış. Ona bir de tümle çeklemiş akuzatif us Bakın Unum. Biliyorsunuz unus şöyle yazalım. Unus una unum bir demektir. Bir. Burada yine e karminibus yapısını görüyoruz. Karmen karminiz, cinsiz, şarkı, şiir, türkü vesaire anlamında. Burada tabi ex e veya x artı ablatius yapısı den anlamında ve bir şeyin içinden birini dikkat ederseniz unum e karmini yani şarkılarından birini kanere inkepit seslendirmeye başladı diyor. Tum sonra şarkılarından birini Kanerin Kepit seslendirmeye, söylemeye başladı. Burada şu aklınıza gelebilir. Buradaki unum, buradaki unum neden um? Veya şöyle sorabilirsin. Şimdi unus una unum sıfatının bu bonus bona bonum gibi üç takılı sıfatın zaten maskulinum e, akuzativus singularis ile nötrum akuzativo singularis zaten unumdur. Peki buradaki unum maskulinum akuzativo singularis mi? Nötrum akuzativus singularis mi? Bu sorunun cevabı aslında Carmen'de yatıyor. Carmen cinsiz olduğu için buradaki unum da cinsizdir arkadaşlar. Yani nöt, neut, akuzativus nötrum singularis'dir bu. Yani o şarkıların içinden biri Şimdi o şarkılar cinsiz olduğuna göre onların içinden biri de cinsiz olmak zorunda. O yüzden burası cinsizdir. Sonra şarkılarından birini seslendirme. Seslendirme dedik buna. Seslendirmeye başladı. Evet. Sonraki cümlemize geçelim. Şöyle farklı bir renkle işaretleyelim. Nautay Suavi Carmine Kapti pupi in navem Cümlemiz bu. Tabi burada e, yüklemimiz conqueserunt. Ana cümlenin yüklemi zaten ben yüklemim diye bağırıyor. Şimdi hemen sözlüğümüze conqueserunt'u aramak için e, yazıyoruz arkadaşlar. Tabi ben Konkedo fiilinin perfektumundan yapıldığını bildiğim için direkt e, aradım buldum ama siz bilmiyorsanız Logion sitesini kullanarak oraya Konkeserunt yazarak e, çoğu fiilin aslında e, size e, madde olarak e, gösterildiğini göreceksiniz. O yüzden bunu öneririm. Logion sitesinde Konkeserunt yazdığınızda sizi Konkedo maddesine götürüyor. Şimdi Konkedo arkadaşlar Konkedo Konkedere konkesi konkesum konkedo konkedere konkesi konkesum şimdi burada arkadaşlar bu fiil konkedo konkedere konkesi konkesum gitmek yürümek ayrılmak bir yerden uzaklaşmak yani bir yeri terk etmek, bir yere doğru etmek anlamlarında kullanılan bir fiil. Şimdi burada konkeserun dediğine göre perfectum gövde kullanılmış yine. Dikkat edin. Konkes, perfectum gövde. Dolayısıyla yine tabi erunt ekine bakıyoruz. Perfectum üçüncü çoğul kişi. Konkeserun gittiler. Ayrıldılar. Yürüdüler. Meylettiler. Şeklinde çevirebiliriz. Yani bize burada e, ee, çoğul bir yüklem olduğu için. Yani şahsı çoğul olan, üçüncü çoğul kişi olan bir yüklem olduğu için bize ne lazım? Bir nominativus pluralis lazım. Yani çoğul özne lazım. Bakıyoruz Nautai hemen zaten başlangıçta gördük e, bizim öznemizi. Suavi kavmine kaptiği bir tane de burada var gibi duruyor. Epubi medyamin narem konkesserun. Şimdi burada konkesserun ee, yürüdüler gittiler falan filan artık duruma göre nasıl çevirirseniz kimler bunlar Nautai Nautai Conquesterus yazalım Nautai Nautai Maskilunum Gemici bunlar e, veya Denizci bunlar tabi Aryon'u öldürmek e, tabi soyduktan sonra öldürmek isteyenler ve Nauta Nautai burada nominativus pluralis maskulinum. Tabi birinci çekimden olmasına rağmen maskulinum olmasına dikkat edin. Böyle birkaç isim vardı birinci çekimde. nautai konkeserunt denizciler veya gemiciler ilerlediler, meylettiler, yürüdüler. Peki bakalım neler neler var başka? Bir de kaptimiz var burada arkadaşlar. Aslında şu yapıyı birlikte ele almak daha sağlıklı olacak. Nautay suavi karmine kapti. Şimdi burada şu var sevgili dostlar. E, kapti de tıpkı yukarıdaki indutus ve redaktus gibi aslında bir fiilin supinum gövdesinden türetilmiş perfectum participium'dur. Ve burada kapti nautay birlikte gittiği için bir kere fiili bir önce yazalım. Birlikte değerlendirilmek zorundalar. Kapio capere kepi kaptum. Bu işte almak, ele geçirmek, elde etmek vesaire veyahut etkilemek falan gibi anlamları da var. Ama ele geçirmek ki zaten şimdi bağlamada uygun bu aslında. Ve yine Perfecto yapıyorum. olduğu için edilgen anlam. Yani Nautai Capti ele geçirilmiş olan denizciler veya gemiciler. Peki bunlar nasıl ele geçirilmişler? Nasıl elde edilmişler. Nasıl yakalanmışlar? Belki yakalanmak anlamında da kullanılabilir. Yakalanmış olan denizciler. Neyle yakalanmışlar? Hemen bunu zaten burada parantez içinde yani daha doğrusu kare içinde belirttim. Suavi karmine. Burada Carmen bir kere daha karşımıza geldi. Carmen şarkıydı. Suavi sıfatı da arkadaşlar tatlı anlamındadır. Suavis bir kere daha teyit ederim sözlükten. Evet suavis suave iki takalı bir sıfattır. Üçüncü çekimden suavis suave tatlı anlamında. Bu tabi fiziksel olarak tatlı anlamında da kullanılır. Mecaz anlamında da kullanılır. Burada da mecaz anlamıyla suavi karmine ikisi de ne halinde? Ablativus halinde. İkisi de neutrum, ikisi de singularis. Yani tatlı şarkının etkisiyle, tatlı şarkıyla... Tatlı bir şarkıyla kapti nautay, ele geçirilmiş olan denizciler. Yani tatlı şarkının etkisi altına giren, ele geçirilen e, veya tatlı şarkıdan etkilenen, daha yorumlu bir şekilde e, denizciler, kongeserund, gittiler diyor. Yani bu nautay, suavi karmine, kapti, kongeserunda bağlanacak. Şimdi bu tarz yapılarda şunu söyleyelim bir isim ve bir de partiki olduğunda bu iki unsur aslında bizim klasik bildiğimiz sıfat tamlamaları gibi düşünülmeli ve arada tabi kapti burada bir fiilden türetilmiş sıfat fiil olduğu için isimle sıfat fiil arasında tümleç olabilir arasında burada olduğu gibi bir ablativus olabilir yani sadece bu isimle bu Sıfat fiili ilgilendiren cümlenin geri kalanından bağımsız unsurlar olabilir. Onları araya koymak lazım. Bakın burada da zaten o yapılmış. Suavi Carmine'nin Nautay Kapti arasında olmasının nedeni... ...denizcilerin ne ile ele geçirildiğini ifade etmek içindir. Burada cümlenin geri kalanıyla alakalı değil bunlar. Dolayısıyla ne oldu cümlemiz? E, tatlı bir şarkıyla ele geçirilen denizciler... E, puppi az önce puppisi görmüştük. X artı ablativus geminin arka kısmından denden anlamında. Bu e, X artı ablativus veya E artı ablativus yapısı bir yerin dışına doğru çıkmak. Bir yerden uzaklaşmak anlamındadır. O anlamı verir. Ve bu edatla birlikte burada E puppi geminin arka kısmından mediam innaven inartı akuzatius yapısıyla burada karşılaşıyoruz. Yani pardon yanlış yerden seçtik. Şöyle yapacağız. Mediam innavem geminin ortasına doğru konkeserun. Gittiler veya yönelt, yöneldiler. meylettiler Burada tabi inartı ablatius yapısını söylerken inart akuzatius yapısını söylerken arkadaşlar. Tabi normalde innavem gemiye doğru demek değil mi? Innavem. Bu navis Navis navis, femininum gemi demektir. Gemi. Ve burada navem akuzatifus singularis femininum neden inden ötürü ve bununla birlikte kullanılan bir sıfatımız var. Medium. Bu da medius, media, medium sıfatı. Bu orta demektir. Orta. Ve e, bu tür kullanımda aslında or, hani birebir Türkçe'ye çevirdiğimizde orta gemiyi diye düşünmemiz lazım ama burada öyle değil yani bu anlamda değil bu aslında geminin ortasına demek yani böyle kullanılıyor latince'de medyo sıfatı ve dikkat edin aslında medyanla ben birlikte gitmesine rağmen in edatından önce yazılmış sıfat bu bir üslup gereğidir latin edebiyatında çok gördüğünüz bir yapı aslında bu bu tarz sıfat damlamasını bir prepositio ile yani edatla kullandığımızda sıfatı prepositio'dan önce yazabiliriz ki burada örneklenen de budur. Yani ne oldu cümlemiz? Tatlı şarkının şarkından etkilenen denizciler geminin arka kısmından geminin ortasına veya pupadan veya pupisten e, geminin orta kısmına meylettiler yöneldiler. Böyle çevirebiliriz arkadaşlar. Bir sonraki cümleye bakalım. İlle Omni ornatu indutus capta kitara carmen peregit. Cümlemiz bu. Şimdi burada ille omni ornatu indutus yine indutus karşımıza geldi. Capta kitara carmen peregit. Şimdi burada yüklemimiz zaten ben yüklemim diye bağırıyor. Carmen peregit. Şimdi arkadaşlar perago peragere fiili. Şöyle aşağı yazalım. Perago, peragere, per, egi, peraktum. Supinum var. Bazen usla bazen unla bitebilir. Sözlükten sözlüğe değişir. Şimdi bu aslında per artı ago fiili. Bizim ago agere fiili biliyorsunuz joker fiillerden biridir. Bizim Türkçedeki yapmak, etmek, eylemek, sürmek gibi yanına bir sözcük aldığında deyimleşen deyimler üreten bir fiildir. Perago yani per edatı ekseriyetle eklemlendiği yapıya başından sonuna anlamını kadar. Yani perago veya buradaki haliyle pere başından sonuna bitirdi, tamamladı anlamında. Bu bitirmek, tamamlamak, sürmek, başarmak, amaçlamak, doldurmak, dağıtmak gibi çok anlamlar olan bir fiil. Ama burada Carmen Pere git diyor. Nitekim Carmen yapısıyla en falan var bu. Yapı kullanılmış daha önce sözlükten teyit ettim. Carmen e, peragere şarkıyı tamamlamak anlamında. Dolayısıyla burada Carmen Pere git ki Carmen de akuzativus nötrum yani singularistir. Şarkıyı tamamladı diyor. Tabi öznemiz Arion ama bu cümlede Arion öznesi dile getirilmemiş arkadaşlar. Bakın hangi öznemiz var? Peregit'in öznesi nedir? Bakıyoruz. Başta illi'yi görüyoruz. Onu da yazalım. Ille illa illut. Şimdi ille illa illut buna duruma göre o veya bu diye çevrilebilir ve ekseriyetle uzaktaki bir unsur için kullanılan bir işaret. Zamiri veya işaret sıfatıdır. Yani o deriz. Şimdi iki unsurdan bahsediyoruz. iki kesimden. Aryon ve e, denizciler. Şimdi denizcilerden bir önceki cümlede bahsettiğimize göre... ...konkesserunt'un öznesi naltaydı. Şimdi ille ile öteki anlamını verdik. Yani denizciler konkesserunt yaptılar. Öbürü de veya öteki de yani ille... Öbür adam da Carmen Perey. Yani da şarkısını tamamladı. Peki başka ne var? Burada ille yalnız başına mı gidiyor? Pek yalnız başına gitmiyor gibi yine inditus yapısıyla karşılaşıyoruz. Şimdi burada omni ornatu tüm teçhizatıyla, tüm donanımıyla, tüm donanımını, tüm teçhizatını giyinmiş olan, üzerine almış olan anlamında burada ille ile birlikte giden yine induo, induere pili'nin supinumundan türetilmiş şurada yazmıştık. Giyinmek anlamında demiştik. Üzerine almak, teçhiz etmek anlamında demiştik. E, indutus yine Aryon'u ifade ediyor ve ille ile birlikte kullanılmış. İlle omni ornatu, omni ornatu yine burada ablative singularis e, halinde ve ablative singularis masculinum ki aşağıda yazmıştık zaten. Yani bu o teçhizatını giyinmiş olan Arion ile öbürü de Kapta Kitara Kitarasını ele geçirdikten sonra Carmen'i tamamladı. Şiirini veya şarkısını tamamladı. Peki Kapta Kitara nedir? Bundan da bahsedelim. Şimdi burada Kapta Kitara hangi halde? Bir dikkat edelim. Şimdi bir kere Kitara sözcüğü arkadaşlar sözlükten de teyit ediyoruz. Bu bizim modern gitar, bizim Türkçemizde de olan gitar sözcüğünün aslında atası olan müzik aleti. Kitara. Yani bu telli bir alet. Kitara kitarayız. Zaten şeyde de söylemiştik bunu. Bu Arlo'nun öyküsünü anlattığımız iki video öncesinde de, iki önceki videoda da ele almıştık. Burada kitara dikkat edin nominativus singularis olabilir. Vokativus Singularis olabilir veyahut Ablativus Singularis olabilir. Çünkü bu birinci çekimden bir isim. Birinci ekimden isimlerin Nominativus, Vokativus ve Ablativus Singularisleri A ile biter aynıdır. Puella gibi. Puella hem kız demektir, hem kız aracılığıyla kızlar hem de ey kız demektir. Şimdi burada Kitara Vokativus olamaz seslenme ağır. E, nominativus olamaz çünkü burada bizim nominativusumuz yani ana cümlenin yükleminde bildirilen eylemi yapan özne zaten ille yani kitara değil. Dolayısıyla tek bir şık kalıyor ablativus. Bir de kapio kapere kepi kaptum fiilinin supinumundan hareketle bir yapı ona uydurulmuş. Ablativussa eğer yanındaki fiilden türetilmiş hatta onu da söyleyelim. Perfectum Participium da ablativus halde ise bu yapı olsa olsa ablativus absolutus olur arkadaşlar. Şöyle yazalım. Ablativus absolutus. Ablativus absolutus aslında bir Perfektum veya prisons participium artı onunla birlikte giden bir isimle kurulur. Veya birden fazla isim de olabilir. Şimdi ve ablativus usandı olacak tabi ve cümlenin geri kalanından aslında bağımsızdır bu yapı. Absolutus sözcüğü de zaten onu ifade eder. Cümlenin geri kalanından absolutus çözülmüş olan, bağımsız olan ablativus anlamında. Kapta kitara ablativus absolutustur burada çok net bir şekilde. Kırlamak gerekirse ablativus absolutuslar zaman, sebep Koşul veya karşıtlık ifade edebilirler. Yani şimdi burada kapta kitara'yı farklı şekillerde çevirebiliriz ablatımız absolutus olduğu için. Mesela işte ele geçirmek ve kitara e, sözcüklerini düşünelim. Zaman olarak düşünürsek perfectum participium'la yapılmış. Yani kitara'yı ele geçirdikten sonra, kitara'yı aldıktan sonra diye çevirebiliriz. Sebep anlamıyla çevirebiliriz ablatımız absolutus'u. Kitarayı eline aldığı için, kitarı ele geçirdiği için diye çevirebiliriz. Koşul olarak kitarı ele geçir, e, geçirirse veya e, geçirdiyse gibi düşünülebilir. E, bununla birlikte son olarak imtiyaz veya karşıtlık yani kitarı ele geçirmesine rağmen gibi çevrilebilir. Bu bütün bu çeviriler mümkündür. E, burada tabii Zaman biraz daha uygun gibi bağlama. Yani gitarayı ele geçirdikten sonra, gitarayı aldıktan sonra Carmen Pere git. Yani şiirini veya şarkısını söyledi, tamamladı da diyebiliriz. Kitarasını ele aldıktan sonra, kitarasını ele geçirdikten sonra, aldıktan sonra veya Carmen Pere git şarkısını tamamladı şeklinde bir çeviri yapmak bu noktada mümkün arkadaşlar. Evet. Şimdi metnimiz devam ediyor. O yüzden bir temizlik yapalım şöyle. Hepsini temizle diyelim. Böyle gelelim. Evet. Böyle görünüyor zaten. Bir sonraki cümlemize bakalım. Kantu peracto in mare se proyekit. Evet cümlemiz bu. Se proyekit. Tabi burada dikkatimizi çeken fiilimiz ve yüklemimiz. Öyle yazalım hemen. Roy Kyo. Roy Kyo. Roy, -kere, Roy -yeki Ve Roy Yektum. Tabii bunu kendisinden sonra bir iyi gel, e, sesler geldiğinde şurada hani J ile yazmak daha hani güzel olabilir. Zaten şu sözcüğü herhalde proje diye Türkçeden de hatırlıyorsunuz. Yine de biz böyle yazalım. Proikyo fiili atmak, fırlatmak, kendisini sunmak veya ortaya çıkarmak, gündeme getirmek. Başka ne diyelim? Uzatmak, ortaya koymak. Bakıyorum şöyle başka. Ayrıca vazgeçmek, ayrılmak, bırakmak reddetmek yani İngilizce'deki react gibi kullanabilirsiniz. Çok fazla anlamı var. Şimdi burada bir dönüşlü ifade var. S projekit yani kendisine attı diye birebir çevirebileceğimiz bir yapı. S burada üçüncü tekil ve üçüncü çoğulla kullanılabilen bir zamir biliyorsunuz. Şahıs zamiri kendisine attı veya atladı diye de düşünebiliriz. Ve bu ö, yapı tabii şuyu da söyleyelim. Projekit perfektum gövdeden oluşmuş. Bir yani dakika onu şöyle yapalım. Yanlış yapmışız. Daha doğrusu e, e, iyi unutmuşuz. Proyeki proyekit e, attı, fırlattı anlamında. Nereye attı kendini? Bakın burada in mare olarak karşımızda duruyor. Mare maris üçüncü çekimden bir isimdir Latince'de ve cinsizdir. Deniz anlamındadır mare maris inartakuzativus yapısı. Burada dikkatimizi çekiyor. In mare denize yani in mare seproyekit kendini denize attı veya denize atladı da diyebilirsiniz. Yani kendini atmaktan ziyade atladığı tercih edebilirsiniz. Kantu perakto. Şimdi burada sevgili dostlar kantu perakto yapısını görüyoruz. Kantu Hemen sözlükten teyit ediyoruz. Kantus, Kantus, Kantus. Dördüncü çekimden bir isim. Ne kadar biliyorsanız bilin. Sözlükten teyit edeceksiniz. Bu sizin öğrenen bir kişi olarak yükümlülüğünüz. Unutmayın bunu. Şimdi bu aslında bir sesin üretilmesi. Müzikal bir sesin üretilmesi, bir müzik sesinin üretilmesi söylenen bir şarkı, çalınan bir müzik anlamında düşünülebilir. Şimdi burada dikkat ederseniz cantu diyor. Cantu da kantusun ablativus singularis hali. Peractu cantu. Yani burada az önce olduğu gibi bir ne ile karşılaşıyoruz. Bir cantu perakto. ...bir ablativus absolutusla karşılaşıyoruz. Burada yine bir ablativus absolutus yapısı var. Az önce söylediğimiz gibi ablativus absolutusların zaman, sebep, koşul e, anlamları var. Hatta karşıtlık ve imtiyaz anlamları da var demiştik. Yani kontekste göre, bağlama göre bunlardan birini tercih edebilirsiniz. Şimdi kantu peracto ki peracto da az önce bizim... ...peregit olarak karşımıza gelen fiilin... ...supinumundan türetilmiş. Perfectum Particulum. E, ve... E, ...tabii ki... ...ablativus singularis... ...masculinum hali kantuya uymuş. Yani şarkıyı... ...burada şarkı diyebiliriz kantusa. Şarkıyı tamamladıktan sonra... veya müziği tamamladıktan sonra... ...yani burada... ...şarkının kendisini de ifade eder kantus. Söylenen şarkı ve... E, icra edilen müziği de ifade eder. Dolayısıyla müziği tamamladıktan sonra da diyebilirsiniz. In mare se project. Denize atladı. Yani Arion tabi burada se git dediğimiz e, üçüncü tekil kişi ve burada hikaye boyunca üçüncü tekil kişi de zaten Arion'du. Arion denize atladı şarkısını tamamladıktan sonra veya müziğini tamamladıktan sonra şeklinde bir çeviri burada mümkündür. Zaten bağlam size ablativus absolutusun işte zaman mı, sebep mi, koşul mu, karşıtlık mı nasıl çevrilmesi gerektiğini bağlam size söylüyor. Şimdi burada zaten koşul olmaz. Yani şarkısını bitirdiyse falan olmaz. E, bitirdiği için yani sebep de pek olmuyor. Sanki e, bitirmesiyle denize atlaması arasında bir ilişki varmış gibi. Böyle bir şey yok. Sebep-sonuç ilişkisi yok. E, karşıtlık yok yani şarkısını bitirmesine rağmen deniz atladı. Böyle bir mana yok burada. Olsa olsa şarkısını bitirdikten sonra deniz atladı. E, manası daha uygun olacak. Öyle duruyor. Devam edelim. Tum nautai korintum navigaverum. Aslında nispeten basit bir cümle değil mi? Sonunda navi Gaverunt'u görüyoruz. Bu Navigo Navigare Navigavi Navigatum fiili deniz yolculuğu yapmak denizde seyahat etmek gem seyahat etmek gemiyle gitmek gibi anlamlara sahip. Zaten gemide navisti. Bugün yazdık. Navis, navis 3. çekimden feminineum bir isim. Yani navis'le gitmek, gemiyle gitmek. Şimdi burada navigaverun perfectum gövde yine bakın dikkat edin. Navigav gövdesine erunt eki e gelmiş. Perfectum tertia persona pluralis tabii bu. Yani üçüncü çoğul kişi şöyle yapalım tertia diye de yazabilirsiniz bunu. Tabi burada üçüncü çoğul navigaverunt. E, Perfectum üçüncü çoğul kişiyi navigaverunt gibi görebilirsiniz metinlerde. Navigavere olarak da görürsünüz. Yani erunt yerine ere ile de görebilirsiniz. Bunu hani yanlış kabul etmeyin. O da mümkündür. Şimdi burada tum diyor. Tum sonra daha sonra navigaverunt seyahat ettiler. Denizde seyahat ettiler veya gemiyle yolculuklarına devam ettiler. Bağlama göre öyle çevrilebilir. Kim bunlar? Bunlar tabii ki çoğul olduğunda nautay denizciler. Burada da nautay yine Masculinum nominativus pluralis olarak karşımıza geliyor. Nautay, naviga, birlikte gidiyorlar. Özne ve yüklem. Nereye gittiler? Korintum. Korintos'a doğru yol aldılar denizde. Böyle çevrilebilir değil mi? Akusativus Singularis. Tabii. Korintus. Arkadaşlar. Ve cümlemizi e, tamamladık. Sadece cümlemizi değil. Aynı zamanda bu arada şey yazmamışız. mu? Korintus Korinti. E, Feminunun bir isimdir. Her yani ne kadar ikinci çekimden sonra usta biten bir isim olsa da. E, tabii e, kent isimleriyle şey kullanmıyoruz. Yani inart Akuzativus yapısını. Burada e, Korintum Akuzativus halde ve nereye doğru seyahat edilecekse kent ismi olarak Akuzativus halinde yazılması yeterlidir. Sonra denizciler Korintos'a seyahat ettiler veya Korintos'a doğru gitmeyi sürdürdüler veya e, devam ettiler yoluna Yani adam atladı denize. Onlar kaldılar gemide. Evet. Şöyle e, temizleyelim bütün metinini, metni hallettik. Da bunda şu bakalım ne var. Sonraki bölümde 4 yapacağız. E, sonra 5 yapacağız ve Arion konusunu e, bitireceğiz arkadaşlar. Tabi yapabilirsek tek bir e, video olabilir ama e, biraz zor duruyor. İki ayrı videoda da bitirebiliriz. Çünkü çok uzun oluyor videolarımız zaten. Evet. Sevgili dostlar. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım bu videodaki ve diğer videolarımızdaki bu latince metinler, analizlerimiz, anlattığımız bilgiler umarım işinize yarıyordur. Umarım birileri faydasını görüyordur veya gelecekte görecektir. Ne olursa olsun bu videoları olabildiğince çekmeye ve paylaşmaya devam edeceğim. Büyük aksilikler olmazsa. Ee, tekrar bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bir YouTube klişesi olarak kanalımıza abone olun ve e, videoyu beğenin arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.